Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Hardline Pro Gainer karbonhidrat takviyesinin sonuçları hakkında konuşacağız. Hepinize iyi seyirler. Biraz bu video geç kaldı, farkındayım. Birkaç işlerim vardı, arada yurt dışına gittim geldim. İsterseniz konuyu fazla uzatmadan hemen girelim. 5 kiloluk bir Hardline almıştım, karbonhidrat takviyesi. Spora o sırada devam ediyordum. Video sonunda attım zaten. İlk kez bir takviye kullandım. Öncelikle direkt isterseniz ben size evet ya da hayır, yani sonuçtan memnun kaldım mı kalmadım mı onun cevabını vereyim. Sonuçtan ben memnun kalmadım. Yani diğer kullanan arkadaşlarımızın, çevremizdeki abilerin anlattığı gibi bir sonuç, bir verim alamadım. Düzenli olarak kullandım ben de. Tek sıkıntımız Ramazan ayına denk gelmesiydi. Oruçlarımızı tuttuk. Sporu da sadece akşam saatleri yaptık. Yine de işte günde en aşağı 2 kere almaya çalıştık. Yani şöyle bir şey, normalde mesela bir doz 5 ölçekti. Ben yarım doz içtim. Ama günde yine bir doza tamamladım onu. İşte bir akşam bir sabah içtim, kullandım. Bir doza tamamladım. Bir ayı geçti tabii. Hemen hemen 25 doz falandı. Yani bir aydı. Tabii biz yarım yarım kullandık bazı günlerde. Bir ay, bir buçuk ay falan yaptı bizim kullanma süremiz. Tahmini bir 5 kilo, 6 kilo aldırır dediler. Düzenli sporla beraber, düzenli yemek, beslenme tabii ki de önemli. Her şey gibi. Ramazan'da iyi beslendiğimi düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey... videoda yanlış olmasın 56 kilo falandım sanırım. En son 59,5 60 kiloya kadar gördüm. Şöyle bir şey vardı. Yani ben zaten bu karbonhidrat tozunu kullanmadan önce de Ramazan ayına denk gelmesiydi. Daha fazla yiyerek, yine tabi düzenli bir şekilde daha fazla yiyerek bu 60 kiloyu zamanında görmüştüm, ulaşmıştım. Karbonhidrat takviyesi kullandım. Yine Ramazan olmasına rağmen düzenli bir yemek tabii sistemi oluyor ister istemez. İki öğünde olsa güzel yedim. Yumurtamı, sütümü, peynirimi eksik etmedim. Fakat dediğim gibi 56 kilodan 60 kiloyu göremedim bile. 59,5 kilo falan. Sporumu da düzenli bir şekilde yaptım. Zaten Ramazan olduğu için çok fazla da yormadım. Hani hacimde bir değişiklik olmasa bile kaslarımda, kilomda bir artış olmasını beklerdim. İstediğim sonucu, olumlu sonucu alamadım. Daha sonradan arkadaşlar, işte çevremdekiler, karbonhidrat yerine protein tozu kullansaydın, protein takviyesi, daha çok kilo alabilirdin, daha hızlı kilo alabilirdin diye bir şey söylediler. Bu da ne kadar doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. İçinizde tabii daha deneyimli olanlar, bilenler vardır. Ben 6 yıldır hemen hemen sporla bu sporu yapıyorum. Fitness body. Bu sporu yapıyorum. Yani yavaş yavaş kilo aldım. Yılda 2 kilo falan. Yani 5 yılda, 6 yılda ben 10 kilo falan aldım. Yani 50 kiloyla falan başladım zamanında. 60 kiloya kadar gördüm. 10 kilo falan aldım. Yılda 2 kilo aldım. Çok fazla hacmimde bir gelişme olmadı. Ağırlıklarım arttı mı? Arttı. Şöyle bir şey, karbonhidrat kullandım. Ramazan'da kullandık. Şimdi halsiz oluyorsunuz bütün gün. Yemekten sonra, antrenmandan önce içiyorsunuz. Antrenmandan sonra içiyorsunuz. Böyle bir karbonhidrat enerji verir diye bekledik. O enerjiyi de alamadım ben açıkçası. Yani bir yoğunluk, böyle bir değişim göremedim. Yani benim düşüncemden kaynaklıdır diye umuyorum. Ben fazla doktora giden bir insan değilim. Yani doktora gittiğim zamanlarda da gerçekten, yani kullandığım ilaçları, aldığım hapların böyle hemen etkisini göstermesini istiyorum. Yani biraz aceleciyim, beklemeyi sevmiyorum. Bu karbonhidrat tozunu kullandık, bekledik. İstediğim sonuca ulaşamadım. İstediğim verimliliği vermedik. Kullanmadan önce güzel beslenme, sporla beraber
60'ı geçerim. Yani 60'ı çünkü zaten kendi başıma, kendi beslenme düzenimde görmüştüm. Yani 62, 63 yaparım diye ümit ediyordum. Olmadı. İmkanımız olursa, vaktimiz olursa bir de protein tozu alıp bir kere denemek istiyorum. Onun da yine videosunu sizlerle beraber çekmek isterim. Videonun altına eğer hardline protein karbonhidrat tozunu kullanıp yani ilk kez kullanan arkadaşlarım varsa özellikle aldıkları sonucu hani after before şeklinde aldıkları sonucu yazarlarsa ben de sevinirim. Diğer arkadaşlarımız için de bir şey olur, yani kaynak olur. Yalnız şöyle söyleyeyim, yani sürekli kullanan arkadaşlar değil de benim gibi ilk kez kullanan arkadaşlar yazarsa daha çok sevinirim. Söylediğim gibi alınır mı? Bence alınmaz, gerek yok. Öyle söyleyeyim, yani videomuzu bitirelim yavaş yavaş burada da. Karbonhidrat tozu alınır mı? Takviyeye ihtiyacımız var mı? Eğer düzenli beslendiğinize, düzenli uyuduğunuza, düzenli spor yaptığınıza inanıyorsanız bence hiçbir takviyeye ihtiyacınız yok demektir. Yani sonuçta çoğu bu işi, sporu yapan insanlar gibi yani bütün kaslarımızı şişirip de böyle yarışmalara katılacak değiliz. Biz bunu artık hayat felsefesi haline getirdik. Bu bizim bir hobimiz, alışkanlığımız, nasıl yemek yemek, uyumak gibi vazgeçemediğimiz özelliklerimiz varsa bu spor da artık bizler için bir alışkanlık. Yani bundan vazgeçmiyoruz. Sağlıklı yaşayabilmek için, sağlıklı kalabilmek için bu sporu yapıyoruz. Dediğim gibi eğer böyle yarışmalara katılmayacaksanız, ekstra bir güç kuvvet istemiyorsanız, düzenli besleniyorsanız, düzenli uyuyorsanız, yaptığınız sporda eğer gerçekten sizi tatmin ediyorsa bence bir takviye kullanmanıza gerek yok, gerek kalmıyor. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar, videomuzu isterseniz burada sonlandıralım. Protein tozunu dediğim gibi eğer alabilirsek onun da bir videosunu ayrıyetten yaparız. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone ol butonuna da tıklamayı lütfen unutmayınız. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler, sporlu günler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.